Amerika 2 günde bu hale geldi. Ülke yangın yerine döndü. ...18 yaşındaki Michael Brown'u öldüren polisin salıverilmesi siyahileri ayaklandırdı. Binlerce kişi sokağa döküldü. Kararla birlikte başlayan eylemler ülke çapına yayıldı. Gerginlik şiddeti de beraberinde getirdi. Polis araçları yakıldı, iş yerleri yağmalandı, binalar ateşe verildi. Polisin yetersiz kalmasıyla birlikte eyalet valisi Jay Nixon, Ulusal Muhafız Birliği'nden destek istedi. Bölgeye 2000 kişilik takviye kuvvet gönderildi. Şiddetli çatışmalar sonunda çoğunluğu Ferguson'da olmak üzere 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı. Ferguson'da başlayan olaylar büyük kentlere de sıçradı. New York'un ünlü Times Meydanı'nda araç trafiği engellendi. Union Tüneli'ne girmek isteyen eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı. Protestoların bir diğer adresi ise başkent Washington oldu. Vernon Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Ulusal Portre Galerisi'ne kadar yürüdü. Adalet sistemine ve ırk ayrımına dikkat çeken dövizler taşıyan bir grup eylemci ise Michael Brown'un öldürülmesini sembolize etmek için ölü taklidi yaptı. Benzer görüntüler Los Angeles'ta da yaşandı. Bu arada olayların sebebi polis memuru Darren Wilson'da sessizliğini bozdu. ABC televizyonuna konuşan Wilson, Brown'u engellemek için başka seçeneğim yoktu, görevimi yaptım diyerek kendini savundu. Siyahi gencin çok iri ve güçlü olduğunu söyleyen polis memuru, Brown'un kendisine yumruk attığını ve silahını almaya çalıştığını öne sürdü. Hayatının tehlikede olduğunu düşündüğü için eylemi gerçekleştirdiğini belirten Wilson, gencin beyaz olması halinde aynı şekilde davranıp davranmayacağı sorusuna da aynı şekilde davranırdım şeklinde cevap verdi.